Dünya nüfusunun büyük bölümü ortak kuşakta su kaynakları ve verimli tarım arazilerinin bulunduğu yerlerde toplanmıştır. Buna göre haritada numaralandırılan yerlerden hangisi bu duruma uymaz? Ortak uşak, dünya nüfusuna geçmişten günümüze en fazla ev sahipliği yapan yerdir. Çünkü burada iklim şartlarının çok elverişli olması durumu söz konusudur. Yine ayrıca su kaynaklarının ve verimli tarım arazilerinin bulunmuş olduğu yerlerde daha çok ortak kuşaktır arkadaşlar. Burada 2 3 4 5 numaralı yerlere baktığımız zaman ortak kuşakta ve özellikle verimi tarım toprakları ve su kaynaklarının bulunmuş olduğu yerlerde e, olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 1 numarayla gösterilen yer arkadaşlar Amazon havzasıdır. Ekvatoral bölgedir. Burası e, zaten ortak kuşakta değil tropikal kuşakta bulunmaktadır. E, aynı zamanda sıcaklığın ve nemin çok fazla olduğu, aşırı olduğu, bundan dolayı nüfusun seyrek olmuş olduğu yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi kırsal kesimlerden kentlere olan göçün nedenlerinden biri değildir? Göç arkadaşlar genelde kırsal kesimlerden kentlere doğru gerçekleşmektedir. Bu durumun e, sebepleri arasında iş imkanlarının az olması söz konusudur. Erozyon sonucu toprakların verimsizleşmesi, kırsal kesimde insanlar daha çok tarımsal faaliyetlerle uğraştıkları için ve e, özellikle son yıllarda erozyon sonucu toprakların verimsizleşmesi insanların tarlalarını kullanamamasına dolayısıyla kırsal kesimlerden kentlere doğru göç etmesine sebep olmuştur. Tarım arazilerinin miras yoluyla parçalanması bu da e, sürekli olarak miras yoluyla tarlaların parçalanması tarlaların daha da küçülmesine ve dolayısıyla o aileye artık yetmemesine sebep oluyor. Bu da e, insanların kırsaldan kentlere doğru göç etmesine sebep oluyor. Eğitim ve sağlık hizmetlerinin yetersiz olması kırsal kesimlerde eğitim ve sağlık hizmetleri yetersizdir. Bu nedenle insanlar bu hizmetlerden daha fazla faydalanmak için kırsaldan kentlere doğru göç gerçekleştiriyor. İntansif tarım metodunun uygulanması. İntansif tarım demek arkadaşlar modern yöntemlerle yapılan tarım demektir. E, son yıllarda devletin de desteğiyle intansif tarım metodu ülkemize uygulanmaya başlandı. Bu durumda e, göçü tersine çevirmektir arkadaşlar. Kentlerden gö e, kırsala e, göçü arttırmak için yapılan bir çalışmadır bu. Dolayısıyla burada sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olacaktır. Aşağıda bir ülkeye ait nüfus piramidi verilmiştir. Sadece nüfus piramidinden faydalanarak bu ülkeyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ülkenin nüfus piramidine baktığımızda uzun yıllar bu ülkede düşük doğum oranlarının yaşandığını bunun önemli problemler yaşattığını, çünkü nüfusun yaşlanmasına sebep olacak. Bundan dolayı uygulamış olduğu nüfus politikasıyla nüfus artış hızını arttırdığını söyleyebiliriz. Tabanının genişlemesine bağlı olarak. Seçeneklerimize baktığımızda bu tarz ülkeler gelişmiş ülkelerdir arkadaşlar. Özellikle Kanada gibi, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler, ülkelerin nüfus piramidi bu şekildedir. Düşük doğum oranlarından sonra nüfus artış hızını artıran bir ülkedir. Evet, yine tabanın genişlemesine bakarak bu durumu anlayabiliyoruz. Ortalama yaşam süresi uzundur. Yine e, tavana baktığımız zaman 65 yaş üzerinin çok fazla olduğunu, e, dolayısıyla ortalama yaşam süresinin uzun olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim, sağlık ve ulaşım hizmetleri gelişmiştir. Evet gelişmiş ülkelerde eğitim, sağlık ve ulaşım gibi hizmetler gelişmiştir. E seçeneğine baktığımızda anne ve bebek ölüm oranları yüksektir demiş. Bu gelişmemiş ülkelere ait bir özelliktir. Yukarıdaki nüfus piramidi gelişmiş bir ülkenin nüfus piramidiydi. Dolayısıyla anne ve bebek ölüm oranları bu ülkede oldukça düşüktür. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte dünya nüfusunun 1950-2010 yıllarına ait artış oranları verilmiştir. Grafikteki bilgilerden faydalanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? En yüksek artış oranı 1960-65 yılları arasında gerçekleşmiştir. Baktığımız zaman en yüksek artışın 60-65 yılları arasında gerçekleştiğini buradan söyleyebiliriz. Dünya nüfusu sürekli olarak artmıştır. Görmüş olduğunuz gibi dünya nüfusu sürekli olarak bazı dönemlerde nüfus artış hızı azalsa dahi dünya nüfusunun sürekli olarak arttığını söyleyebiliriz. Çünkü dünya nüfusu azalsaydı burada nüfus artış hızı 0 derecenin altına düşmesi gerekirdi. Yine nüfus artış hızının sıfır derecenin altına düşmesi yani eksiye düşmesi ölüm oranlarının doğum oranlarının önüne geçmesi demektir. Hiçbir zaman böyle bir durum söz konusu olmamıştır. En düşük artış 2005-2010 yılları arasında gerçekleşmiştir. Görmüş olduğunuz gibi burada en düşük artışın 2005 ile 2010 yılları arasında gerçekleştiği görülüyor. Nüfusun en fazla olduğu dönem 1960-65 yıllarıdır. Arkadaşlar nüfus artış hızının en fazla olduğu dönem 60-65 yıllarıdır. Nüfusun en fazla olduğu dönem ise burada 2010 yıldır arkadaşlar. Çünkü dünya nüfusu sürekli olarak artış göstermiştir. Bu nedenle sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Son seçeneğimize baktığımızda 1985 yılından sonra nüfus artış oranı düzenli olarak azalmıştır. Baktığımızda 1985 yılına yılından sonra düzenli olarak bir azalış söz konusu. Bu bilgi de doğru. Aşağıdakilerden hangisi yeni dünyaya göçlerin nedenleri arasında sayılamaz? Coğrafi keşiflerle beraber birçok kıta keşfedilmiştir arkadaşlar. Bunlar Amerika kıtası, Avustralya kıtası gibi kıtalardır. Bu kıtalar keşfedildiğinde buralardaki fırsatlardan yararlanmak isteyen insanlar oralara yoğun bir göç olayı gerçekleştirmiştir. Seçeneklerimize baktığımızda siyasi baskılardan kaçmak. O dönemde Avrupa'da insanlar üzerinde çok fazla siyasi ve dini baskı var. Bundan dolayı insanlar hem siyasi baskılardan kaçmak hem de dini baskılardan kaçıp özgürce yaşamak için yeni dünyaya göç etmişlerdir. Yine oradaki yeni keşfedilen kıtalardaki bolluktan ve bereketten faydalanmak isteyen, yani yeni fırsatlardan faydalanmak isteyen insanlar da oralara göç etmişlerdir. Yine maceraya atılmak da e, yeni Dünya göçlerin nedenleri arasında sayılabilir. Erozyon sonucu toprakların verimsizleşmesi e, demiş. Bu arkadaşlar yeni dünyaya göçlerin nedenleri arasında sayılamaz. Böyle bir neden yoktur. Bu nedenle sorunun doğru cevabı E seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi göç veren yerlerde ortaya çıkan mekansal etkilerden biri değildir? Sürekli olarak dışarıya göç gönderen yerlerde arkadaşlar bir defa nüfus azalır. Nüfusun azalmasına bağlı olarak nüfusa bağlı yapılan yatırımlar yani demografik yatırımlar da azalır. Yine nüfusun azalması yolların ve diğer altyapı unsurlarının da bakımsızlaşmasına sebep olur. Ayrıca burada nüfusun azalması okul gibi, sağlık ocağı gibi devlet kurumlarının bakımsızlaşmasına ve nihayetinde buralarında kapanmasına sebep olacaktır. Bütün bunlara bağlı olarak göç gönderen yerlerde iş imkanları da azalacaktır. Dolayısıyla istihdam azalacaktır. Ancak burada istihdam artar ifadesi kullanılmış. Bu nedenle bu yanlış bir bilgi. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıdaki haritada taralı olarak gösterilen yerlerden hangisi seyrek nüfuslanmış yerlerden biri değildir? Seçeneklerimize baktığımızda 2 ve 4 numarayla gösterilen yerler çok düşük sıcaklığa sahip olmalarından dolayı seyrek nüfuslanmıştır. 3 ve 5 numaralı yerler ise çok sıcak olmalarından dolayı çöl bölgesi olmalarından dolayı seyrek nüfuslanmış yerlerdendir. Ancak 1 ile gösterilen yer Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyıları arkadaşlar. Burası çok uygun bir ortamdır ve dünyada çok fazla nüfusa sahip olan yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir. Aşağıda bazı ülkelerin nüfus artış oranları gösterilmiştir. Buna göre hangi ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır? Nüfusun ikiye katlanma süresinin daha kısa olabilmesi için nüfus artış hızının çok fazla olması gerekir. Burada verilen ülkelere baktığımızda nüfus artış hızının en fazla %1.53 ile Venezuela'da olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu ülkede nüfusun ikiye katlanma süresi diğerlerine nazaran daha kısadır. Yükseltinin artmasına bağlı olarak nüfus yoğunluğu yavaş yavaş azalır. Buna göre haritada numaralandırılmış yerlerden hangisinde nüfus yukarıdaki yargının aksine yüksek yerlerde daha yoğundur? Yükselti arkadaşlar e, nüfusu sınırlayıcı etkenlerden bir tanesidir. Çünkü yükseltinin artış göstermesine bağlı olarak sıcaklık azalır, e, uygun bir ortam oluşmaz, iklim şartları biraz daha zorlaşır insanlar için. Bu nedenle seyrek nüfuslanmış yerlerdir ancak ekvatoral kuşakta sıcaklık ve nem, yağış çok fazla olduğu için yani deniz seviyesinde çok boğucu bir hava olduğu için insanlar daha çok 1000 metre yükseltinin üzerindeki alanlara yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Dediğimiz gibi normal şartlarda yükselti yerleşmeyi sınırlayıcı bir etkenken ekvatoral kuşakta bu tam tersi bir durum oluşturmaktadır. Bu nedenle sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdaki nüfus piramitlerinden hangisi yüksek doğum oranlarından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulayan bir ülkeye ait olabilir? Yüksek doğum oranlarından sonra nüfus artış hızını azaltmaya yönelik politika uygulayan ve bu politikada başarılı olan ülkelerin tabanı, nüfus piramidinin tabanı giderek daralır arkadaşlar. Burada seçeneklerimize baktığımız zaman B seçeneğinde görmüş olduğunuz gibi bir dönem nüfus artış hızının çok fazla olduğunu yani tabanın genç nüfusun çok fazla olduğunu ancak son yıllarda uygulamış olduğu politikayla nüfus artış hızını azalttığını doğurganlık oranlarını azalttığını ve nüfus piramidinin tabanını daralttığını görebiliriz. Bu nedenle burada sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki grafikte 3 ülkeye ait doğum oranları ve nüfus artış hızları verilmiştir. Grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Ülkelerimize baktığımızda birinci ülkede nüfus artış hızı doğum oranından daha fazla. Dolayısıyla burası göç almış yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla göç alan yerler gelişmiş ülkelere örnektir. İki numaralı yere baktığımızda e, nüfus artış hızı neredeyse doğum oranının iki katı gerçekleşmiş. Yani dışarıdan çok yoğun bir şekilde göç almış, gelişmiş bir ülkeye ait bir grafik olabilir. 3 numaraya baktığımız zaman doğum oranından daha düşüktür nüfus artış hızı. Bu da dışarıya göç verdiğini gösterir. Dışarıya göç gönderen ülkeler ise daha çok gelişmemiş ülkeler kategorisine girmektedir. Seçeneklerimize baktığımızda birinci ülke en gelişmiş ülkedir diyor. Hayır ikinci ülke için en gelişmiş ülke demiştik. İkinci ülkede nüfusun büyük bölümü tarım sektöründe çalışmaktadır. İkinci ülke gelişmiş ülke olduğu için bu ülkede nüfusun büyük bölümü sanayi ve hizmet sektöründe çalışmaktadır. Üçüncü ülke dışarıya göç vermiştir. Evet bu doğru bir bilgi. Çünkü üçüncü ülkede doğum oranı fazla olmasına rağmen nüfus artış hızı düşüktür. Yani dışarıya göç göndermiştir. Bu nedenle burada sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklerimize baktığımızda ikinci ülke dışarıya ham madde satıp işlenmiş ürün alır. Tam tersi olacak. İkinci ülke gelişmiş bir ülke olduğu için Dışarıdan ham madde alıp işlenmiş madde dışarıya satmaktadır. Birinci ülkede kişi başına düşen milli gelir düşüktür. Birinci ülke için de gelişmiş bir ülke demiştik. Dolayısıyla kişi başına düşen milli gelir düşük değil, yüksektir olması gerekir.